Merhaba, bu görselimizde kuadrilema programıyla bir DirectX cihazının beraber çalışmasını göreceğiz. DirectX cihazının kuadrilemanla çalışabilmesi için bazı ön ayarlar yapılması gerekiyor. Kuadrilema programı hem Sysdog'la hem SNMP ile beraber çalışması gereken bir program. Bu yüzden cihazımızın SNMP ayarlarını yapmamız gerekiyor en başta. Router'ımıza bir isim vermemiz gerekiyor. Tabi burada önemli olan router ismi verirken sayıyla başlamaması lazım. DirectX 5510. Sayıyla başladığı zaman pars etmelerde sorun olabiliyor. O yüzden cihaz isimlerini seçerken kesinlikle karakterlerinizi harfle başlatın. Enable SNMP. Quadra sunucumuzun IP'si. Cihazımızı restart edecektir bu işlemden sonra. Quadra sunucumuza http://192.168.1.254 abadmin adresine ulaşabiliriz. Quadra programı halihazırda bir aylık demo sürümüyle beraber gelmektedir. Eğer halihazırda bir serialınız varsa serial sisteminde sisteme entegre edebiliyorsunuz. Fakat biz şu an demo sürümünü çalıştıracağız. Bunun için şöyle yapalım. Ertan Erbek ve font 312 adres Ankara Üniversiteler ve şurayı Üniversiteler diyelim ve kabul edelim. Submit edelim. Ne kadar benim lisans izlenmekti. State Çankaya. Quadra programı şu an bir aylık demo sürümüyle beraber çalışmaya başlamıştır. Hemen kullanıcı adımız default admin. Şifremiz admin şeklinde cihazımıza girelim. Tabii Quadra'ya ilk girdiğiniz zaman herhangi bir log göremeyeceksiniz. Çünkü herhangi bir log uygulamasına başlamadık ve bir cihaz da eklemedik. Hemen sistem ayarları kısmından ayarlarımızı kontrol edelim. IP adresimiz, get ve IP'miz, DNS sunucumuz, ikinci DNS sunucumuz şeklinde kayıt yapalım. Tabii burada get ve IP adresi eğer birden çok noktayı tek bir noktada loglarını tutuyorsanız, yani tek bir kuadra sunucusuyla birçok cihazı tutuyorsanız get ve IP adresini kesinlikle girmeniz gerekiyor. Ayarlar diyelim. Genel ayarlar. Şimdi sistemimize DirectX cihazımızı entegre edelim. Cihazı ekle. Cihazımızın adı DirectX 5510. IP adresi 192.168.1.1. Kaydet ve çık diyelim. Eğer SNMP ayarlarınız doğru yapılmamışsa bu kısımda SNMP ile ilgili hata alacaksınız. Fakat şu an biz cihazımızı ekledik. Fakat buna rağmen yine de Quadra'da herhangi bir log göremeyeceğiz. Log göremememizin nedeni de şudur arkadaşlar. Quadra kendisine gönderilen logları işleme ve raporlama yetisine sahiptir. Bu yüzden herhangi bir log göndermiyorsanız doğal olarak size böyle bir log da vermeyecektir. Genel raporlar kısmında örnek loglarda göreceğiniz gibi şu an sisteme herhangi bir log gelmemektedir. Hemen DirectX cihazımızdaki log ayarlarımızı yapalım. Firewall, General Setup. Oops. Firewall, General Setup. Default olarak kullanılan, yani in ve out band tüm rule'lar için kullanılan default rule'umuzdaki sysdog kısmını pass şekline getirelim. Ve şu an artık bu sistem üzerinden internete çıkmaya başladığımız andan itibaren sistemimize loglar gelmeye başlayacaktır. Örnek loglar. Tabii. Sistemde yapılması gereken bir diğer ayar da Sysdog Main Alert kısmında Sysdog sunucu IP adresinin girilmesi.
Gördüğünüz gibi artık Web Access logo, yani ilk bu işlemi yapıldığını hisseden ve şu an kullanıcının çıkış logları cihazımıza gelmeye başladı. Hemen tekrar sayfayı yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi gittiğimiz yerlerin tüm logları gelmeye başladı. Tabi burada şu an bir web content kullanmıyoruz. O yüzden web erişimine geldiğiniz zaman web erişiminde size herhangi bir site göstermeyecektir. Gördüğü gibi bu kısımlar boş gelecektir. Tabi burada ekran çözünürlüğü önem kazanmakta. Şöyle biraz küçültürsek sanırım çok daha iyi olacaktır. Okey. Kategoriler kısmı boş gelmektedir. Fakat IP adresi bazındaki iletişim kısımlarımızda biraz sonra verilerimiz akmaya başlayacaktır. Sistemimizdeki web erişim loglarını almak için şöyle bir işlem yapacağız. Web content lisansı olan arkadaşlar direkt olarak web contentlerini aktif edebilirler. Fakat web content lisansı olmayan arkadaşlar GSM'de URL content filter'da herhangi bir boş profil hazırlayıp Quadra diyelim. Boot kısmını URL access for boot blok. Tabi burada blok dediğimize dikkat ederseniz burada herhangi bir obje seçmiyoruz. Obje seçmememizin nedeni de şu: biz bir şeyi bloklamak için değil, sadece gidilen site adreslerini görebilmek için bu işlemi yapıyoruz. Ve bu kısmı da ola getiriyoruz. Okey diyelim. Tamam. Bu kısmı sadece logları almak adına sayfamızı refresh edelim. Tabi artık örnek loglarımızda artık domain isimleri geçmeye başlayacaktır. Bu Quadra programımızda bunları web erişim kısımlarında göstermeye başlayacaktır. Gördüğünüz gibi 192.168.1.10 nolu makinemizin gittiği sitelere bakalım hemen. Gördüğünüz gibi şu isimli sitelere gidilmiş gözüküyor. Tabi burada web erişim logu kategorilere geldiğiniz zaman eğer sadece URL content kullanıyorsanız URL filter pass şeklinde size bir kısım getirecektir. Web content kullandığınız zamansa burada size sitelerle ilgili tüm bilgileri getirecektir. Hemen örnekleyelim bunu da. GSM web content feature birinci sistemi log diyelim, tüm logları alsın blok şeklinde. Evet. Burada sosyal networkleri de seçelim. Hemen firewall sekmemize gidelim. General setup diyelim. Ve web content'imizi de aktif edip kesinlikle logunu açalım. Okey diyelim. Hemen bir download.com'a gidelim. Simet.com.tr'a gidelim. Çözüm park.com adresine gidelim. ertanerbek.com adresine gidelim. Tabii sosyal networkleri kestiğimiz için bir de deneme amaçlı olarak facebook.com adresine gidelim. Gördüğünüz gibi bu kısmı da kesmiş oldu. ertanerbek.net. Okey. Quadra'nın ekranında artık web erişim kategori kısmına geldiğiniz zaman siz sadece URL content filter kısımlarını değil diğer kısımları da göstermeye başlayacaktır. Tabi loglarımız da gelmedi. Kategoriler diyelim. Tabi hali hazırda URL filter loglarını almak hala. Şu kısmı artık ihtiyacımız bulunmuyor. Sayfalarımızı refreshleyelim. Almak adına. Evet, şimdi kontaj loglarımız artık gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi artık hangi sitelere gittiysek bunların kategori bazındaki logları da gelmeye başladı.
Sitelere gidelim. Son sayfayı ziyaret edelim. Gördüğünüz gibi tüm loglarımız artık buraya gelmekte. Aynı zamanda erişim engellemelere bakalım. IP adresimizle ilgili. 1.10 IP site. Facebook adresini yasakladığımız için daha önce. Time'de kaynak müsünüz? Efendim, gibi. Birçok siteye gidilen kısımları engellemiş durumda sistem. Mesela bunların içerisinde facebook.com IP adresine gidilmiş olan engellemede bulunmakta. Şu an tabii bir DDoS hata gibi sistemler halihazırda açık olmadığı için loglanmıyor. Hemen bir örnek oluşturalım. Enable DDoS diyelim. OK diyelim. Router'ımıza karşı basit bir DDoS hata yapalım hemen. 192.168.1.1 eksi 3000 şeklinde. Hemen bir önde bulunan gateway'imize bir saldırı yapalım. 172.16.255'e 11 ne olur cihazımıza gönder. Tabii normalde DDoS'u açtığınız zaman olması gereken boyuta kabul etmesine rağmen eğer çok fazla büyük paketler gönderiyorsanız bunları DDoS olarak algılayacaktır. Hemen DDoS'larımızı kontrol edelim. Gördüğü gibi DDoS atakları hemen buraya gelmiş bulunmakta. Tabii artık dashboard'umuz da dolmuş durumda. Yapılan aktivitelerle ilgili tüm bilgiler buraya gelmekte. Tabii QuadraLog programı sistem tarafından engellenmiş ya da kategorize edilmiş logları buraya göndermekte. Yani açmadığınız bir log buraya gelmeyeceği için burada göstermek gibi bir şansı yok. Yani sistem üzerinde bir application veya antivirüs, anti-instruction gibi bir log görmek istiyorsanız bunları cihazınızda açmalı, firewall kurallarını da uygulamalı ve firewall kurallarındaki log kısımlarını seçmelisiniz.